Tarih sayfalarında yerini alacak İran'la nükleer anlaşması, İran'a karşı uzun yıllardır uygulanan, özellikle de Birleşmiş Milletler'in 2006 ve 2010 yılları arasındaki yaptırımlarının kaldırılmasını sağladı. Bu zorlu tarihi süreç uzun yıllar önce başlamıştı. 1979'da İran devriminin zafere ulaşması ve ardından Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskın ve rehine krizi, Tahran ve Washington arasındaki diplomatik ilişkileri durma noktasına getirdi. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri harekete geçerek ilk yaptırımları uygulamaya koymuştu. İran'ın Amerika'daki mal varlığı dondurulmuş ve ülkeyle her türlü alım-satım işlemleri yasaklanmıştı. İkinci hareketlenme 1995'te yaşandı. Bu kez de hedefte petrol vardı. İran'ı terörizme doğrudan destek veren ülkeler listesine alan Amerika daha da ileri gitti ve İran'la petrol ticaretini durdurdu. Amerika, dünya çapındaki diğer petrol şirketleriyle de irtibata geçerek İran petrol sanayisine yatırımlarını kesmelerini istedi. Aksi takdirde kendilerine de ticari yaptırım getirileceği uyarısında bulundu. Mahmut Ahmedinejad'ın 2015'te İran Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yaptırımlar daha da sertleştirildi. Seçimlerden 3 yıl önce dünya İran'ın nükleer programını keşfetmiş, Ahmedinejad bu programı daha da hızlandıracağını belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin emirlerine boyun eğmeyeceğini açıklamıştı. 2006 ve 2008 yılları arasında Amerika yaptırımlarını sertleştirmeye devam ederken bu sefer de Birleşmiş Milletler'in kısıtlamaları ve Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımları devreye girmişti. Yaptırımların İran ekonomisini zayıflatmasına rağmen Ahmedinejad yeniden seçilmiş, tutumunda hiçbir değişiklik görülmemesi üzerine Batı yaptırımları yeniden sertleştirmişti. Bankaların ve hükümet üyelerinin mal varlıkları dondurulmuş, mali ve finansal yaptırımlar uygulanmış, silah ve petrol ambargosu da uygulanarak İran ekonomisi her yönden hedef alınmıştı. Amerikalı yetkililere göre yaptırımların kalkmasıyla İran yabancı bankalardaki dondurulmuş 50 milyar dolarlık petrol gelirine ulaşarak ekonomisini canlandırmak için beklenmedik bir gelir elde edecek.